bir şeyin var olması için biz var olandan ikram ederiz. Allah boşluğa, yokluğa veya keremeden o var olur. Bir şeyde kaç şey vardır bir ikramda? Mesela şu hemen aklıma geldi. Şu bardağın içindeki suya bakalım. Allah'ın el-ekrem oluşunu su üzerinden okumaya çalışalım. Bu iki tane atomun birleşmesinden oluşuyor. Hidrojen ve oksijen. İki hidrojen atomu, bir oksijen atomu. Fakat iki hidrojen atomunu birbirine bağlayan bir cazibe vermesi lazım Rabbimiz. Önce iki hidrojen atomunun birbirine bağlanması lazım. Üç tane bağlansa su olmaz. Su olmaz, başka bir şey olur. Ama iki tane bağlanması lazım. Yani altı parmağınız olsa daha güçlü olmazsınız. Altı parmaklı adama özürlü derler. Bakınız, oysa hani fazlası iyiydi. Hadi yedi olunca daha iyi olsun. Değil. Onu keserler, beşe indirirler. Niye? İdeal olanı beştir. Beş, dengeli olanıdır. Onun için bakınız orada ideal olanı ikidir. İki hidrojen olacak. O da yetmedi. Keremine bakınız, devam ediyor. Buna cazibe kuvveti koyacak. Tıpkı çekim gücü gibi. Bu iki hidrojene. Ne yapacaklar? Bir oksijen atomunu yanına çekecek. Buna cazibe kuvveti koydu. Oksijen atomuna da onu cezbedecek, ona ulaşacak, onu sevecek, cazibeye kapılacak bir şey koyacak. Bağlanma. Bağlanma yeteneği koyacak. O üçüncü atomda gelecek, iki hidrojen atomuna tutunacak. Olacak bir su molekülü. Bir su molekülü. Ve bu böyle kalmayacak. Bu su molekülünü, ki oksijen ve hidrojen yanıcı ve yakıcı iki gaz, ayırdığın zaman su değil, suyun ters işlevini yapıyorlar. Biri yanıyor, diğeri yakıyor. Yanan ve yakan iki gazdan söndüren bir su yapmak, el-ekremin keremidir, yaratmak. Orada bitmiyor. Suyu bulutların üstüne çıkarmak için katı, sıvı, buz olur, katı olur. Su olur, sıvı olur, buhar olur, gaz olur. Anlatabiliyor muyum? Tüm hallere geçebilecek bir tabiat verecek. Çünkü tüm hallere geçmese buzu göğe çıkaramazsınız. Bulutların üstüne çıkmak için gaz hali lazım. Oraya çıkacak. Rabbimiz kerem edecek. Yeryüzünde kimin duasıdır, hangi toprağın duasıdır, hangi ormanın duasıdır, hangi ormanı ekenin duasıdır? Kerem edecek, bulutları gezdirecek. Ve bulutlar 3, 5, 6 memleketin üstünden gidecek. Sanki adrese teslim gibi, güdümlü füze gibi oraya yağacak. Yükünü bırakacak. Nereye ne kadar bırakacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Ve bıraktığı yerde bazen saadet, bazen felaket olacak. O da ayrı bir mesele. Ve ondan sonra dağların içinde su depoları yapacak Rabbimiz. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْفًا. Suyu insanoğlu topraktan içmez, taştan içer. Su taşın olduğu yerde depolanır. Ve depremler su deposu yapmak için yaratılmışlardır. Yeryüzünde su deposu yapmak için Rabbimiz depremleri kullanır. Ve kayaların araları açılır, oralar su deposu olur. O depolarda biriktirir suyu ve bize sunar. Ve suya uyumlu bir, öyle bir varlık yaratacak ki buna toprak diyeceğiz biz. Bir santimi 300 yılda anca oluşabilecek. Bir santim toprak. Ve suyla buluştuğunda cennet olacak orası. Suya böyle bir kabiliyet verecek. Bir keremde kaç keremdir? Bitmedi. Suyun molekülüne öyle bir hassasiyet verecek ki su canlı olacak.
Su sadece can taşımayacak, aynı zamanda hisli olacak. Sizi hissedecek. Japon alimin yaptığı deneyin sonuçlarında olduğu gibi, iyi bir şey çıktığında ağzınızdan, Allah çıktığında ağzınızdan, güzel bir düşünce çıktığında, su molekülleri kar taneciklerindeki harikulade o desen gibi desene girecekler. Ama kötü bir şey çıktığında moleküller bozuluverecek. Ve insanın üçte ikisi su olacak, yeryüzünün üçte ikisi su olacak. Ve siz aslında hassas olacaksınız. Yani suyunuz da zikredecek sizin gibi. Suyunuz da namaz kılacak sizin gibi. Ve tabii insan gibi su da nankör olacak. Yani nankör olduğunuzda su sizin resminizi verecek, fotoğrafınızı çekecek. Kaç kerem? Bir kerem içinde kaç kerem? Sormuş Harun er-Reşid'e, alim veziri, sultanım, eğer şu suya kavuşamasaydınız, bir bardak su için ne verirdiniz demiş. Mülkümün yarısını verirdim demiş. Mülkümün yarısını. Zamanın bir numaralı süper gücü. Unutmayın, Harun er-Reşid'in mülkü Sette başlıyor. Kafkasya'da başlıyor. Andaman adalarında, okyanusun içinde. Orada bitiyor. Afrika'nın en batısında başlıyor. En batısında Filipinler'de bitiyor. Dolayısıyla bu böyle bir saltanat. Yarısını verirdim. Peki demiş, bu suyu çıkaramasaydınız içtikten sonra ona ne verirdiniz? Diğer yarısını da ona verirdim. Desene demiş ya emir al müminin, tüm saltanatınız bir bardak su kadar. Bir bardak su kadar. Eyvallah. Siz vermez miydiniz? Vermez miydiniz? Bir bardak su kadar. Ve daha bu ikramın içinde kaç ikram olduğunu şu anda bu kadar biliyoruz. Şu anda bu kadar biliyoruz. 50 yıl sonra çok daha fazla şey bileceğiz. Ama 50 değil, 50 milyon yıl sonrası dahi bilemeyeceğimiz, ahirette öğreneceğimiz şeyler olacak. Suyun da ahireti vardır çünkü. Suyun ahiretini ahirette öğreneceğiz. Suyun dünyasını dünyada öğreniyoruz. Bizim ahiretimiz olduğu gibi suyun da ahireti var. Cennetin suları, ahiretin suları. Orada öğreneceğiz. Belki burada öğrenseydik ölürdük. Onun için ölünce öğreneceğiz. Ölünce öğreneceğiz. Ve öğrensek acaba şükretmek için, bir bardak suya şükretmek için bir ömür yeter miydi? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا O halde Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz?